Uranüs tapınağının içinde barındıran 3000 yıllık tarihi olan Kizikos Antik Kenti'ndeyiz. Kizikos Antik Kenti, Balıkesir'in Erdek ilçesi sınırları içinde antik dönemde Ayı Adası olarak anılan Kapıdağ Yarımadası'nın Anıtkara ile birleştiği kısımda yer almaktadır. Marmara Denizi'nde 3 doğa limana sahiptir. Mitolojiye göre kentin kurucusu Kral Kizikos'tur. Milattan sonra 543'teki depremde kent büyük zarar görür. Bu olay kent yapılarına ait mermerlerin İstanbul'a taşınmasının da başlangıcı olur. Ve bu durum milattan sonra 741 ve 1064 yıllarında meydana gelen depremler nedeniyle artarak devam eder. Depremler sonrasında Kizikos halkı kısmen Erdek'e göç ederken kent de kendi kaderine terk edilir. 1085 yılında Kizikos ile çevresi Selçukluların egemenliğine girmesine karşın bu bölge sık sık el değiştirmiş ve 1336 yılında Osmanlı yönetimine girmiştir. Antik dönemin önemli kentlerinden biri olan Kizikos'ta büyük ölçüde kalıntıların ayakta olması nedeniyle erken dönemden itibaren kente gelen seyyahların ilk dikkatini çeken yapılarından biri amfiteyatırdır. Milattan sonra 117 yılında büyük deprem meydana gelmiştir. Milattan sonra 124 yılında İmparator Hadrian Kizikos'a gelip kentin ve tapınağın tahrip olduğunu görür. Bunun üzerine İmparator Hadrian maddi yardımda bulunur ve tapınağın inşasına başlanır. Zeus adına yapılan tapınak, parasal desteği nedeniyle İmparator Hadrian'a adanmıştır. Kizikos Antik Kenti'ndeki Hadrian Tapınağı'nın gerek mimari, gerekse de sosyo-kültürel ve sanatsal anlamda antik dönemin en önemli birkaç yapısından biri olduğu kabul edilir.
kadar eski ve görkemli geçmişini tarihin derinliklerinde bırakmış olan Kizikos ve Erdek, en son Bizans döneminde de Bizans'ın zeytin, zeytinyağı, şarap, balık ve ipek deposu olmuştur. Osmanlı döneminde ise Erdek'i en mükemmel ve en açık biçimde Evliya Çelebi'nin Seyahatname isimli eserinden öğrenmekteyiz. Yılında Erdek'e iki kez gelmiş olan Evliya Çelebi, Erdek'in hanlarından, evlerinden, hamamlarından, dört mihrap camilerinden, misket üzümünden, 25 bin dönüm olan bağlarından, 9 çeşit şarabından bahsetmektedir. İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Erdek Açıklama Müzesi'nde sergilenmektedir.